Alo. Ne yapıyorsun? İyidir. Beste yapıyorum. Uzun süredir üstündeydim. Uzun zamandır beklemiş, bugünü de bekleyebilir bence. Gel bugün bir şeyler yapalım. Yok ya, bayağı konsantre oldum. Şimdi bitirmeden rahatlayamayacağım. Sen bana gel. Yemek yeriz. Kahve içeriz. Deniz. Ben Bulut'u görmek istiyorum. İşleri ağırdan alacağına söz vermiştin. Biraz sabret, daha dün bir, bugün iki. Ferit Bey'den izin çıksın diyorsun yani. Hayır, öyle bir şey demedim. Bak, ben de yardımcı olmak istiyorum sana. Tamam. Bak, Bulut'la bir şeyler ayarlayacağım. Ama bugün değil. Tamam mı? Tamam Deniz'ciğim. Görüşürüz. Yeğenimi görmek için kimseden izin almama gerek yok. Sen bana bakma, takılma. Devam et. Ferit. Ha? Senin canın bir şey mi sıkkın? Yok, iyiyim. Dökül, dökül. İşte Bulut, Demet, Hakan, kafam biraz onlara takılı. Demet'le Hakan'ın yaptığını kafası takacak olan bana burada sinirlenip 5 kilometre fark atar. Başka bir şey var demek ki. Nazlı mı? Demet çocuğun alası, bırak görüşsünler diyor. Ne Engin? Daha dün saçma sapan karakola gitmişler zaten Bulut'la. Ya tamam, o kötü olmuş ama mecbur kalmış kız, ne yapsın? Engin, bu kızlarda bir iş var kesin. Hayda. Başa döndük yine. Bak Ferit, Asuman zaten çok genç kız. Haliyle havai. Ablası da bununla çok uğraşıyor belli ki. Ama bak, Nazlı'ya haksızlık ediyorsun. Tamam, koş hadi, koş. Hadi. Hadi hadi, hızlı hızlı. Hadi. Sürpriz. Ay, aşağıdaki güvenlik görmedi beni. Rahat rahat geldim valla. Nereden çıktın Asuman sen? Ay, ne biçim bir karşılama bu? Gel, gel. Oy canım. Özledim seni. Yoksun evde. Madem yeni evinde, burası yuvadan uçtun. Gelip göreyim dedim. Ne var? Gelir gelmez başladık yine saçma sapan konuşmaya, değil mi Asuman? Yuvadan falan uçtuğum yok ablacığım. Çalışıyorum burada. İş. Bir süre kalacağım, sonra eve geri döneceğim. Tabii sen hiç özlememişsin beni zaten. Hiç kardeşimi özlediğim falan yok. Neredeydi bu bardaklar? Bence biz dün seninle yeterince hasret giderdik Asuman. Ayrıca ben sana kaç kere söyleyeceğim ya, burası iş yeri. Öyle çat kapı, her istediğinde gelemezsin. Okulun yok mu senin? Ay yok canım, ne okulu? Dersler falan hepsi iptal tabii, herkes yol yorgunu Pert. Ay, biz akıllık ettik Necla'yla uçakla gelmekle falan ama... buradan da onun yanına gideceğim zaten, akşamın gıybetini falan yapacağız. Utanmadan hala dünden bahsediyor. Hatırlat Masum'a. Kan beynime sıçrıyor aklıma geldikçe. Ya neyini eksik ettik? Hiç utanman yok mu senin? Ay abla, sen de dramatikleştiriyorsun her şeyi annemler gibi. Ya şeytana uydum. 40 kez de özür diledim. Daha ne yapayım ya? Asuman, senin uymaların bitmiyor ki ablacığım. Şeytana uyarsın, Necla'ya uyarsın, ona uyarsın, buna uyarsın. Uyma kızım kimseye. Aklın yok mu senin? Kız, sen ne yapıyorsun? Döktürüyorsun yine. Hadi yap da buna bir şey yiyelim, alır mı? Hayat sana güzel Asuman. Bayağı güzel. Çekil. İşlemleri dün başlattık. Yazı bugün ellerine ulaşır. Yarın değil, ertesi gün ön duruşmaya çıkarız. Güzel. Peki avukat, bizim bu vesayet davasını kazanma olasılığımız nedir? Durum ortada. Hakim çocuğun düzeninin bozulmasını istemezse Ferit Bey'e de kalmasına karar verebilir. Peki benim Bulut'la yakınlaşmam işinize yarar mı? Mahkemede Bulut'un size karşı yumuşak tavrı, sizi tanıyor olması hakimi kesinlikle sizden yana olumlu olarak etkileyecektir. Güzel. O zaman ben gidip yeğenimle ilgileneyim. Şimdi mi? Şimdi aşkım. Peki. Haberleşiriz, tamam mı? Görüşürüz, hadi. İyi çalışmalar. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Avukat, biz bu işi nasıl garantileriz?
bizim Ferit Bey aleyhinde kullanabileceğimiz daha güçlü bir şeylere ihtiyacımız var. Siz araştırdığınızı söylemiştiniz. Bekir Bey. Bulamadık Hakan Bey. Ama mahkeme anına kadar bulacağız. Bekir, bak bizim vaktimiz kalmadı. Acele etmeniz lazım, tamam mı? Tamam abi. Toplantı bitmiştir, kolay gelsin. Bekar bir erkekle yaşaması uygun değilmiş. Çocuğun yaşı ve yaşadığı travma düşünerek mutlu bir aile ortamında büyümesi. Mutlu bir aile ortamı diyor ya. Hakan'la mutlu bir aile ortamında bulunacak sanki. Anneme bile laf etmişler ya. Psikolojisi bozuk anneanneyle yaşaması mümkün olmadığına ya. Çıldırmak işten bile değil. Deniz biliyor mu dava açılacağını? Ablasının dilekçe verdiğini. Yok, daha söylemedim arada kalmasın diye ama sonuçta öğrenmesi an meselesi. Bulut'un inşallah mahkemeye gitmesine gerek kalmaz. Çocukcağız öyle ortamlara girmesin. Ya o ikisinin derdi çocuk falan değil ki. Bulut'a ne olacağını umursamıyorlar bile. Küçücük çocuğu kullanarak şirkete sızmaya çalışıyorlar ama ben buna müsaade etmeyeceğim. Zaten Demir de bilseydi Demet'in bu pis oyunlara girişeceğini şirketten yüzde falan vermeye kalkmazdı. Abla, kız geceleri ne yapıyorsunuz? Baş başa falan kalabiliyor musunuz? Ya sen ne biçim konuşuyorsun çocuğun yanında? Patlatacağım ağzına. Şuna bak, onun dünyadan haberi yok be. Güvenlik. Hayırdır? Şişt. Yine mi kaybettin? Ay bebek, bu daha ağlamaya da başlar şimdi. Efendim? Demet Hanım diye birisi geldi. Yeğenime sürpriz yapacağım dedi. Yukarı çıkıyor. Kimse haber vermedi ama ben yine de aradım sizi. Ev iyice kabul gönlüne döndü sayenizde. Bulut'un yanında kal. Bir sene eksiktin. Demet Hanım. Merhaba Nazlı'cığım. Ya biliyorum gelişim biraz emrivaki oldu ama Bulut'u görmeyi çok istedim bugün. Hem geçen gün bir şey konuşmuştuk, ona bir sürprizim var. Çok güzel yapmışsınız gerçekten. Ama Ferit Bey evde yok ve ben zor durumda kalıyorum. Nazlı'cığım, ben Bulut'un halasıyım. Ve yakında vesayetini alacağım zaten. Vesayet davasından haberim var. Ama ben aranızda kalmak istemiyorum. Yalan söylemek de istemiyorum. Nazlı'cığım, inan seni zor durumda bırakmak istemem. Ama sen de beni anla ne olur. Ya Bulut benim yeğenim. Abimden kalan tek şey. Ayrıca Ferit bugün patronun olabilir. Ama belki yarın öbür gün ben de yeni patronun olabilirim. Tabii eğer sen de istersen Bulut'la beraber. Nazlı. Teşekkür ederim işbirliğin için. İşbirliği mi? Demet Hanım. Bulut'cum, ben geldim Demet hala. Ah, hala hoş geldin. Canım, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Bak bakalım sana ne aldım. Bu Meram, çok teşekkür ederim. Oynayalım mı? Oynarız ama sen iyileşince, olur mu? Ama ben şimdi oynamak istiyorum. Bu kadın mı alacak Bulut? Sana ne kızım, sana ne? Güzelim bak, şu kafanı çalıştır biraz, aç gözlerini. Ya şu kadına baksana sen bir. Ne kadar havalı bir kadın. Resmen yaranırsan bu kadına şansın bahtın döner. Benim işimi görürsen ben de senin işini görürüm diyor. Asuma, sen laf mı dinliyorsun ya? Nereden duyuyorsun? Ya duydum işte, boş ver sen orasını. Geldi. Halamla bahçeye çıkıyorum. Bu merak oynayacağız. Tamam canım, geliyorum. Bana bak Asuman, zaten başımda dili dolu. Yorma beni daha fazla, uğraştırma. Allah'ım, salak bu kız. Vallahi salak. Öyle işte Deniz. Yaptılar yine yapacaklarını, evet. Ne yapmak istiyor bunlar? Çocuk da annesini babasını yeni kaybetti. Deniz, ben şimdi eve geldim. Eve bir şey bırakacağım. Sonra sen, ben, avukatlar bir buluşup konuşalım. Tamam. Tamam abi, istediğin zaman ara beni. Hadi at bakalım. Bir şeyin olmadı. O
Olsun Bulut'cum, öğrenirsin zamanla. Ne güzel atıyorsun sen onu. Sonuç olarak Antakya'da insanın kendini geliştirmesi için imkanları çok kısıtlı. Hele böyle benim gibi büyük hayalleri olan bir insan için küçük şehirler zindan gibi olabiliyor. İşte ben de o yüzden kendimi geliştirmek ve hayallerimi gerçekleştirmek için İstanbul'a geldim okumaya. Asuman'cığım, Demet Hanım'ın zaten buradaki vakti çok kısıtlı. Bence meşgul etmeyelim. Evet Asuman, doğru söylüyorsun. Ya yani İstanbul'un sunduğu fırsatlar küçük şehirlerle kıyaslanamaz tabii. Ama internet var, oradan her şeye bakabilirim. İnternet var tabii, doğru. Akıllı bıdık seni, her şeyi de bil. Anlat bakalım halana. Bumerang'ı sevdin mi? Hayır, çok sevdim. Dayı. Efendim Uluç'un? Biliyor musun, benim ta Avustralya'dan Demet Alam gelmiş. Canım, dayının döndüğümden haberi var zaten. Ama şimdi benim gitmem lazım artık, tamam mı bir tanem? Hadi öpsün halası. Oh halacığım, geleceğim yine, tamam mı? Nazlıcığım, misafirperverliğin için çok teşekkür ediyorum. Asuman, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Demet Hanım. Umarım tekrar görüşürüz. Görüşürüz Ferit. Nazlı mutfak. Bu merengi de çok kötü atıyorsun bu arada. Kendim iyi atıyorum. Ferit Bey. Onun ne işi var burada? Nasıl alırsın bu eve? Birdenbire oldu. Yani önce Asu geldi. Ben ona gelmemesini söylemiştim. Benim için büyük sürpriz oldu gelişi. Sonra da birden kapıda Demet Hanım belirdi. Benim bir suçum yok. Ya kimden yüz buluyor da geliyor buraya? Ferit Bey. Bulut'un halası kapınızın önüne kadar geldi. Ben de onu içeri aldım. Çünkü Bulut'un halası. Eğer çalışmamdan memnun değilseniz beni sürekli azarlamak ve suçlamak yerine kovabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Yakında duruşma olacak. Bulut'un halası vesayetini aldığında halası olduğunu unutacak. Anladın mı? Buna emin ol. İkbal Hanım, toplantıyı iptal edin. Bir de Engin'e haber verin, bana gelsin. Bugün şirkete dönmeyeceğim. Asuman. Evin halini görüyorsun. İyice deli çadırı gibi oldu. Hadi sen de ayak altında dolaşma artık, çık. Abla ne yapayım ben akşama kadar? Kardeşim sokaklarda mı sürünsün? Kızım bir kere de uzatma ya. Ablacığım vallahi tamam, ben hiç mutfaktan böyle dışarı adımımı bile atmayacağım. Ferit Bey söz veriyorum, benim evde olduğumu anlamayacak. Biliyorum burası senin iş yerin, seni zor duruma sokuyorum ama kusura bakmayacaksın artık. Asuman, ben senin yüzünden zor durumlardan hiç çıkamıyorum ki zaten ablacığım. Geç otur şuraya. Görmeyeyim seni ayak altında. Peki o Ferit beyefendi evde miydi? Hayır, başta değildi de sonradan geldi. Ay görsen yine aynı soğuk Ferit bakışları, aynı kibir böyle. Hayır, resmen çocuğu görmemden rahatsız oluyor biliyor musun? Ya ben Bulut'un halasıyım ya. Bana bunu ne haklı yapıyor, ne haklı? Tamam, tamam, tamam. Gel yanıma. Gel buraya bir sakinleş. Hayır yani bütün enerjimi düşürdü. Tamam, tamam, tamam. Aşkım. Bana bakar mısın? Bulut ne kadar Ferit'in yeğeniyse senin de yeğen, tamam mı? Onu istediğin zaman, istediğin yerde görmek senin hakkın. Buna da kimse karışamaz. Demet, bak seni ailenden ayırdılar. İkimizi o şirketten kovdu bunlar. Biz Bulut'un sayesinde o şirkete tekrar gireceğiz. Anladın? Ya aşkım haklısın da şunu düşünüyorum. Bulut sonuçta onlarla büyüdü. Evet. Bu davayı kazanacağımızdan emin misin? Ha, şimdi baktığın zaman evet, elleri güçlü görünüyor. Ama kocanın böyle şapkadan tavşan çıkartma gibi numaraları var.
Asumancığım, ablacığım ellerini daha lüzumlu işler için kullanmak ister misin? Bak bunu çırpabilirsin mesela. Öylece çıkmış gelmiş ha, hiçbir şey olmamış gibi. İçine kadar girmiş ya evi. Bunların içindekileri uygulasaydık ne olurdu biliyorsun değil mi Engin? Haberi olsa Bulut'u almak için ellerine nasıl bir koz vermiş olurduk bir düşünsene. Aman abicim aman. Allah korusun deme öyle şeyler. Sen niye gezdiriyorsun ki onun yanında? Sen demedin mi ofiste ortalıkta bırakma birinin eline falan geçer diye. Ben de yanımda getirdim kaldırmak için. Kadın burnumun dibine kadar girmiş. Tamam tamam sen sakin ol. Zaten Bulut'un velayetini bir alalım. Ondan sonra onun belli günleri olur çocuğu görmek için. Zaten bir menfaati kalmayınca da eskiden olduğu gibi uzar gider. Asuma, olmuştur. Gel buraya. Laf mı dinliyorsun sen? Ay sen bana laf yetiştireceğine git, telefonunu aç, çalıp duruyor. Maşallah kulaklar radar gibi her şeyi duyuyor. Senin sınırın burası, sakın geçme. İşin yok orayla. Sahip için teşekkür etti ya Nazlı'ya. Bir geldim kurabiyeler, kahveler, misafir ağırlamış resmen. Ya abartma Ferit. Kızın bir suçu yok, ne yapsın? Halasıyım demiş, girmiş içeri. Demet'e olan öfkeni şu kızdan çıkarıp durma. Alo. Deniz, beni aramışsın. Nazlı ne haber? Ne yapıyorsun? Bulut nasıl? Yani Bulut iyi de biz biraz karıştık. Demet Hanım sağ olsun çat kapı geldiği için. Ne? Demet mi geldi? Lan ne yapmak istiyor bu kadın? Demet Hanım'ın gelmesini yine idare edebilirdim belki. Üzerine Ferit Bey gelmeseydi. Tabii gelince çok hoş olmadı. Bak tamam sen üzülme tamam mı? Senin bir suçun yok. Deniz benim işe dönmem gerekiyor. Sonra konuşalım olur mu? Görüşürüz. Komutan çağırıyor. Bir gidip bakalım. Geldik, geldik. Ne oynuyoruz bakalım? Işın kılıçlı, tabancalı, savaş oyunu. Oo, muhteşem. O zaman bu da kalkanımız olsun. Engin abi sen bununla. Oo. Dayı sen bununla. Havuza atmanın vakti geldi. Havuza atayım mı seni? Bırak onu. Havuza atayım mı seni? Hayır. Çabuk bırak onu yoksa vururum. Engin abi çabuk kurtar beni. Abi bir daha atıyorum o zaman. Aynı anda bırak çocuğu. Tamam. Gönder şimdi ayağına. Vallahi yavaş. Bravo havuza ölüştü aferin. Tamam bırakıyorum seni. Asuman, ben de ablam yorulmasın yardım edeyim diye boşları toplamıştım. Gözlerim yaşardı Asuman gerçekten. Ama beni böyle kandıramazsın tatlım. Gitmen lazım artık. Merak etme sen, ben gidiyorum şimdi. Akşam Necda'nın da işi çıktı. Onunla da programımız iptal oldu. Artık eve gidip bir köşede sıcaktan ya da sıkıntıdan ölmeyi beklerim. Ay Asuman üzme beni. Bak ne diyeceğim, akşam Malya'nın programı varmış. Davet etti bizi. Ama ben gelemem zaten. Sen Fatoş'la git istersen. Hem değişiklik olur. Tamam abla ya biz. Artık Fatoş'la başımızın çaresine bakarız. Fasuman dur. Akşam gidersen lazım olur. Hiç kıyamaz kardeşine hiç. Kıyamam tabii deli. Hadi görüşürüz. Bekle. Hoşça kalın, ben gidiyorum. Asuman ne tarafa gidiyorsun? Çıkıyorum ben de birazdan, bırakalım seni. Olur, olur. Ben yolda size uygun bir yerde inerim. Hadi görüşürüz. Silah. Zahmet olmasın size. Estağfurullah. Uygun bir yerde bırakırız. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz, teşekkürler. Görüşürüz, rica ederim.
teşekkürler bıraktığınız için. Rica ederim. Yolumuzun üstü ya. Okul ne zaman bitiyor? İkinci sınıfım ben daha. Ya ben aslında istiyorum ki okul bitsin. Bir an önce iş hayatına atılayım falan ama işte dersler, sınavlar falan. Of, kendi çalışabilirsin. Aslında ben de çok istiyorum. Yani böyle sizin şirket gibi büyük, güvenilir bir şirkette staj yapmak. Gelecekteki kariyer için staj yapmak çok önemli tabii. Sen neler yapıyorsun? Hobilerin falan var mı? Yani büyük bir şirket yönetmekten başka tabii. Bu sokak mıydı bizim? Evet, şu ilerideki apartman. Aliya, Aliya, Aliya. Tam zamanında aradım be kızım. Ya önemli bir konuşmanın ortasındaydım da. Tamam, geleceğim dedim ya. Sen de illa senet istiyorsun ha. Hadi hadi, akşam orada görüşürüz söz. Teşekkürler bıraktığınız için. Rica ederim. Bu akşam kızlara sözüm var. Ben geldim. Kızım ben geldim diyorum. Hiçbir merhaba falan yok mu? Ay hoş geldin. Engin'le mi mesajlaşıyorsun sen? Sana ne ya? Yok canım, bir şeyden değil de. Kendisi biraz önce aşağıdaydı da. Hani mesajla uğraşmak istemezsen ara yukarı gelsin diyecektim. Nasıl Engin aşağıdaydı ya? Asuman ne demek istedin? Cevap versene. Kız! Kime diyorum, bak nasıl yürüp gidiyor. Bunu da ben öğrettim. Hadi Nazlı. Sen de öpür de böyle. Ben de. Evet. Peki bunu siz istediniz. Söyle çabuk. Sen Engin'i nerede gördün? Söylesene. Kız. Aman ya. Ablamın yanına gittim. Ferit'le birlikte Engin'le geldi. Sonrasında kendisi beni eve bıraktı. Nasıl, Engin seni eve mi bıraktı? Evet canım. Kibar çocuk tabii. Bak kız, hiç aklıma gelmedi. Keşke söyleseydim de yukarı çıksaydı çocuk. Bir kahve falan içer, sayemde birbirinizi görmüş olurdunuz. Asuman bana bak, eğer öyle bir hainlik yaparsan... Tamam sakin ol, yapma öyle bir şey. Ayrıca zaten bana ne bundan? Zaten eninde sonunda Engin öğrenecek gerçeği. Sen asıl o zaman ne yapacağını düşün. Ay bilmiyorum. Ben ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ay üzüldün sen. Şu yüzündekinden de çok bir şey anlaşılmıyor ama... Boşver, düşürme modunu hiç. Bak hazır bu akşam ablam yok. Gidelim şöyle eğlenceli, neşeli bir şeyler falan yapalım. Alya'nın konserine gidelim. Hem bak sen geçen sefer gidememiştin. Kesin içinde kalmıştır senin. Ya hadi Engin de gelir sonra ya. Ay Fatoş, ne alakası var Engin'le? Ben Engin'in geleceği yere sokar mıyım seni hiç? Onun akşam başka bir işi varmış. Ben arabada dinledim onu da. Öyle duydum. Ben Aliye mesaj atıyorum. Biliyorsun numarası var bende kendisinin. İki kişi geliyoruz diyorum. Kapıya da adımızı yazsınlar. Sonra bizden para falan istemesin kimse. İyi, gönderdim. İyi hadi. Bir değişiklik olur bize de. Kız, Aliye arıyor. Vallahi kız beni arıyordur. Alo, Aliye'cim. Ya bu akşam çıkamayacağız. Bir anda iptal oldu. Ya tatsız olmuş. Ama olsun, biz bir sonrakine de geliriz. Bak ne diyeceğim. Biz şimdi grubu topladık. Deniz'in evine geldik.
Burada çalacağız bir iki şarkı. Sen de gelsene istersen arkadaşını alıp. Ya bilemedim ki şimdi nasıl olur öyle. Olur olur, çok da güzel olur. Sen Deniz'in evini biliyor musun yoksa konum atayım mı? Ha yok yok, biliyorum ben. İyi o zaman, akşam orada görüşürüz. Tamam, o zaman görüşürüz. Ne oldu? Deniz'in evinde olacaklarmış. Ama daha iyi oldu aslında kız. Şimdi yediğimiz içtiğimiz hiçbir şeye para da vermeyiz. Ben gidip hazırlanıyorum şimdi. Sen de şu yüzünü müzünü temizle, bir şey yap. Mışıl mışıl uyuyor. Nasıl masum. Keşke hep böyle kalsa. Büyüyünce gidiyor bütün masumiyet. Sen insanoğlunun gerçekten masum olabileceğine inanıyor musun? Her zaman değil. Ama bir dönem evet. Çocukken mesela. Siz inanmıyor musunuz? Ben masumiyetin insanların uydurduğu bir aldatmacı olduğunu düşünüyorum. Yani olduğu iddia edilen saflık aslında hiç kimsede yok. İçgüdüler ve tutkular insanları yönetiyor. En masum zannettiklerin bile bir gün tutkuların esiri olabiliyor. Dolayısıyla var olduğunu zannettiğin saflık aslında hiç olmamış oluyor. Çocukta bile mi? Çocukta bile. Şuna baksana, istediğini yaptırana kadar pes etmiyor. Bunun neresi masum? Yatıralım mı? Yatıralım. Gel bakalım canavar. Canavar seni. Ya Engin'le karşılaşırsın, Allah'ım ya. Niye uydum ki ben sana acaba ya? Ay Fatoş, şu an mı uzattın? Kızım Ayya istemesi çağırır mıydı bizi hiç? Selam. Dokunsam ağlarsın, hissediyorum. Üzün zamanı geçti ondan. Ay şunu bir an, elini zannettim annesi değilmiş. Ya Asuman ya, kimseyi tanımıyoruz burada kız. Niye geldi biz buraya? Ha, gel bak Deniz şurada. Asuman çekiştirir misin? Selam. Selam, ne haber? İyi, ne olsun. Ali aradı da bu akşam bir şeyler yapıyoruz falan diye. Biz de Fatoş'la kalktık, geldik. Ne haber Fatoş? İyidir, sağ ol Deniz. Ya kusura bakma, sana da haber vermeden böyle geldik ama. Yok canım, ne kusuru? Ya, bar programı iptal olunca Ali'ye bir yerde parti verelim dedi. Biz de buraya geldik. Nazlı yok değil mi? Yok. Kendisi Ferit Beyler'de malum. 7/24 Bulut'la birlikte artık. Öyle istediği zaman istediği yere gelemiyor maalesef. Sen niye yalnız takılıyorsun da arkadaşlarınla birlikte değilsin? Onlar Ali'nin arkadaşları ya. Çoğunu tanımıyorum zaten. Ya Engin gelecekti aslında ama. Tamam, senin arkadaşların gelecekse biz seni hiç rahatsız etmeyelim, şey yapalım, gidelim. Yok ya. Bar programı iptal olunca evden çıkmayayım dedi, gelmeyecek. Çok iyi. Yıkan gözyaşımla kurtul anılardan. Sarıl yarınlara.
Selam. Selam. Fatoş, Alya. Memnun oldum. Ben de. Nasıl buldunuz? Harikaydı, bayıldık vallahi. Gerçekten çok güzeldi. Ağzına sağlık Alya'cığım. Programına gelememiştim ama çok güzel bir gece oldu. Şahanesin vallahi. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Ay ne kadar güzel hayatım var vallahi. Bir şey yapıyorsun, bütün ilgi senin üstünde oluyor. Vallahi dışı seni içi beni yakar canım. Ya yok artık. Baksana ne güzel iltifatlar alıyorsun. Vallahi iltifatlar hiçbir işe yaramıyor. Ne bir albüm kaydedebildim ne de düzenli bir yerde çıkabiliyorum. Vallahi sabaha kadar anlatırım. Ay bırak canım, bunlar tatlı küçük dertler. Boş ver sen bunları. Modacın kim Alya? Kızlar siz beni iyice süperstar falan zannetmeye başladınız herhalde. Nerede ben de modacıya verecek bütçe? Öyle işte dükkanlardan beğendiğim şeyleri alıyorum, giyiyorum. Tarzın çok güzel ama. Teşekkür ederim. Aslında yurt dışına çıkabildiğim zamanlarda böyle bit pazarlarından bir şeyler topluyorum ama... keşke elim yeteneğim olsa da dikebilsem istediğim şeyleri. Aa, Fatoş dikiyor. Kendisi harika bir stilisttir. Yeni mezun oldum moda tasarım bölümünden. Bak işte ben de buna çok özeniyorum. Şimdi kafanda tasarladığın her şeyi dikebiliyorsun değil mi? Yani dışı seni içi beni yakar. Fatoş diksin sana. Onun bir işe, senin de harika bir modacıya ihtiyacın var. Gerçekten diker misin? Yani olabilir aslında, neden olmasın ki? Ümraniye'de, Maltepe'de falan böyle parça kumaşçılar var. Oralardan kumaş alıp bir şeyler dikebiliriz aslında. Zaten hap kadar kısa, çok kumaş gitmez sana. O zaman ver telefonumu kaydedeyim hemen. Tamam, şöyle vereyim. Alya, hadi bir şarkı daha patlatalım. Tamam. Tamam, ara beni mutlaka. Tamam. Hadi bir tane daha. Bunları anlatmak zorundaydım anne. Dışarıda hayat devam ediyor. Lütfen artık toparlan. Hayata dön. Aramıza katıl. Lütfen. Tedaviyi kabul ettikten sonra Bulut her gün daha iyi gidiyor. Şu anda tek bir problem var canımızı sıkan. Demet'le Hakan. O ikisi akılları sıra Bulut'u kullanarak şirkete sızmaya çalışıyorlar. Bunların hiçbirine izin vermeyeceğim. Torununu koruyacağım. Söz veriyorum. Görüşürüz. Yok, bensiz yapın dedi. İki taraf da ailesi sonuçta. Evet, başlayabiliriz beyler. Deniz Bey'in acil bir işi çıkmış. Ferit Bey, yıllardır çocukla yakın bir ilişki içinde olmanız bizim en büyük avantajımız. Diğer taraftan Demet Hanım evli. Yani mahkemenin gözünde çocuğun sağlıklı bir ortamda yetişmesi çok önemli. Öte yandan, dediğim gibi, sizin çocukla ilişkiniz çok yakın. Ama Demet Hanım, Bulut için bir yabancı. Yani biz stratejimizi bunun üzerine kurmalıyız. Sizin Bulut'la olan ilişkiniz. Doğru. Kim acaba? Bu sefer kaçış yok. Alo, Deniz'cim. Nihayet konuşabiliyoruz Demet. Canım. Ya özür dilerim, dün dönemedim sana. Affedersin. Dönemedin değil, dönmedin çünkü sana kızacağımı biliyordum. Ben Bulut'la yakınlaş diye Ferit abiyi karşıma alırken sen velayet savaşına hazırlanıyormuşsun meğer. Deniz'cim, bak ablacığım, senin ve Bulut'un ailesi benim. Ferit değil. Ayrıca da Bulut'un yaşadığı travmayı atlatabilmesi için gerçekten iyi bir aile ortamına ihtiyacı var. Ve bunu şu anda sadece biz sağlayabiliriz. Hakan mı sağlayacak iyi aile ortamını? Deniz. Tamam Demet, tamam. Daha fazla tartışmak istemiyorum. Olan oldu zaten. Senden tek isteğim, bundan sonra atacağın adımlarda başka insanların da etkileneceğini unutmama. Ferit abiden de başka insanların.
pembe de buraya. Evet, doğru yapıyorsun. Aferin sana ya. Nasıl buldun onun yerini? Yerim seni. Hı? Aa dayı. Hoş geldin. Hoş bulduk yakışıklı yeğenim benim. Dayı gel hep beraber puzzle oynayalım. Ama biraz sabretmen lazım. Önce bir üstümü değiştireyim, yemek yiyeyim falan. Sonra gelirim, olur mu? Tamam. Ama doktor amca bana aferin dedi. O zaman bu akşam ne istersen onu yaparız. Yaşasın. Hadi yapalım. Hemen geliyorum hemen. Tamam. Ferit Bey. Bu akşam eve gidebilir miyim? Japonca kitaplarımı almam lazım. Yarın vesayet için ön duruşma var Nazlı. Bulut da gelmeliymiş. Hep beraber gitsek çok iyi olur. Rica etsem birkaç gün daha izin kullanmasan, yani ortalık duruluncaya kadar. Ben istersen Japonca kitaplarını aldırırım sana. Kalırım tabii, sorun yok. Kitapların da acelesi yok, daha sonra alırım. Aa, Nazlı hadi gel, çabuk bak bir tane daha parça buldum. Teşekkür ederim. Hadi gel. Artık uyusak mı acaba? Gözlerin yorulmadı mı? Yarın devam ederiz. Alo Tarık. Sen Nazlı'nın evini biliyordun değil mi? Tabii biliyorum. Biliyorum Ferit Bey. Güzel. Nazlı'nın Japonca kitapları evinde kalmış. Kardeşi veya ev arkadaşı biliyordur. Getirir misin? Tabii getiririm ama ben şu an Engin Bey'leyim Ferit Bey. Ne oldu Tarık, ne diyor? Nazlı Hanım'ın evine uğrayıp Japonca kitaplarını almamız gerekiyormuş ama. Tamam alalım, sonra bırakırsın beni. Ferit Bey biz geçiyoruz şimdi eve. Teşekkürler. Bulamazlarsa oradan ararsınız Nazlı. Tabii. İyi akşamlar. Tamam ablaya, tamam. Ben zaten biliyordum senin gelmeyeceğini. Alıştık zaten, senin öz kardeşin ben değilim, Fatoş tamam. Onu kabullendik. Ama şimdi bir de başımıza bu şımarık zengin melek çıktı. Yahu üç gündür tanıdığın çocuğa bile benden daha çok değer veriyorsun ya. Aşk olsun sana. Sen iyice kendini kaybettin ya. Ya küçücük çocuk ya. Annesi babası öldü bu çocuğun, farkında mısın? Sen kendinle onu bir mi tutuyorsun? Öyle zavallına can kurban canım, can. Neyse biz artık senin böyle müsait olduğunu ya da bana vakit ayırabildiğin zaman olursa o zaman konuşuruz. Sen git Bulutcuğunla ilgilen canım. İyi geceler. Hadi bakalım, uyku vakti. Benim daha uykum gelmedi. Bence geldi, farkında değilsin. Tamam toplayalım. Koy. Acaba neyi unuttun yine? Ayaz. Fatoş Hanım. Tarık Bey. Ne işiniz var sizin burada? Vallahi şimdi aynı soruyu ben de size soracaktım ama. Sadece evdekilere elbise dikiyorum. İşsiz güçsüz bir stilistim işte. Lütfen Engin'e bir şey söylemeyin, olur mu? Yani biz o gün döner kapıda karşılaşınca, o beni zengin sanınca ben bir şey söyleyemedim. Yaptığım çok yanlış bir şey biliyorum ama ona ben kendim söylemek istiyorum.
Lütfen sizden duymasın, olur mu? Çok utanıyorum şu an. Fatoş Hanım, ben en iyisi gideyim. İyi akşamlar. Thank you.